Onun orada yazdığı gibi ölüp ölmediğinden emin olmam lazım. Kalp krizi geçirmediğini mi düşünüyorsun? Vallahi düşünmeye göre bir şey yok. Sadece emin olmam lazım. Belgelere göre bunu söyleyebilecek 4 kişi var sana. Maharetim bu kadar mı avukat hanım? İyi. O zaman bu isimlere nasıl ulaşacağımıza bakalım. Nasıl? Sosyal medya. En hızlı çözüm. En azından şansımızı deneriz. Gel. Hüseyin'le alakalı hiçbir şey yok. Dur. Laptop alıp geleyim. Bekle. Evet. Şimdi şundan bakacağız. Şeye baksana ilk ya. Ne bunun adı? Ada Özkal. İkinci isim de ölmüş. Şimdi elimizde ne durumda olduklarını bilmediğimiz iki isim var, öyle mi? Öyle. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim ben, bir şekilde bulacağım onları yani. Allah! Aa, çok özür dilerim. Kuzgun, çok özür dilerim. Bir anda dalgınlığıma geldi, görmemişim. Ben yaptırırım bunu. Tamam tamam, sağlık olsun, bir şey yok. Gerçekten Kuzgun, tamam, ben telafi edeceğim. Çok özür dilerim ya, biliyorum babanın saatiydi. Ya nasıl yaptım böyle bir şey, çok özür dilerim. Şu önemli değil Lila, tamam. Efendim? Dila? Baba? Hanımelim. Kızım. Hayatım. Seni o kadar çok özledim ki. Ya ben? Bir bilsen ben nasıl özledim. İyi misin kızım? İyiyim. Artık iyiyim, merak etme. Bunu duydum ya, ben de iyiyim. Dila, vurulduğunu duyunca ölüyorum zannettim. Sonra sana söylediklerim geldi aklıma. Tamam artık, unut onları. Baba kız arasında olur öyle şeyler. Ben hatırlamıyorum bile, boş ver. Dila, bana bir söz vermeni istiyorum. Söyle, söyle ne istersen. Asla sırayı bozmayacaksın. Ben seni değil, zamanı geldiğinde sen beni uğurlayacaksın, tamam mı? Baba artık konuşma şöyle, ne olur. Biz seninle daha çok uzun yıllar birlikte yaşayacağız, tamam mı? Bu çok zor kızım. Ben cezamı tamamlayıp buradan çıksam bile Behram sağ çıkmama izin vermez. Sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Canım pahasına da olsa seni koruyacağım baba, tamam mı? Bak, temize de başvurduk. Çok daha az bir cezayla kurtulmanı sağlayacağım. Seni kurtaracağım baba. Sen sadece bana güven. Ne yaptım gayet iyi biliyorum. Seni çok seviyorum, sakın unutma, tamam mı? Ben de seni kızım. Dila. Sana son bir şey daha söylemek istiyorum kızım.
Kuzguna sakın güvenme. Ondan sana dost olmaz koca da. Ondan uzak dur. Baba, Kuzgun benim kocam artık. Öyle de kalacak. O yüzden siz de buna alışın. Asla. Asla. Hayatım, sırada çok bekleyen var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Tamam, seni çok seviyorum, tamam mı? Orada dikkat et kendine, sakın yeme... Rıfat'ın kızı o. Rıfat'ın kızı o, unutma. Şimdi bu iki isim nerede yaşar? Şu anda ne yapıyorlar? Hali vakti nasıl, bana bir öğrenin bakayım. Tamamdır abi. Sormayacağım mı? Niye bu işlerin içinde ben yokum diye? Bir bildiğim vardır abi. Anlatmadı mı derviş baban? Olan bitene. Hayır, konuşmadık. Abi, derviş baba benim canım ciğerimdir. Beni sana o gönderdi. Eyvallah. Ama ben artık senin için çalışıyorum. Aranızda ne mevzu geçti onu da bilmiyorum. Benden ona, senin zaten ona anlatmadığın hiçbir şey gitmez. Anlıyorsun değil mi abim? Benim kanımda namertlik yoktur. Bunu da sana nasıl ispatlarım onu da bilmem. Artık gerisi sana kalmış. Minik, sen niye söz dinlemiyorsun? Ha, niye? Nasılsın? İdare eder. Hayırdır? Babamın ölümünü niye araştırıyorsun abi? Annen mi söyledi? Doğru yani. Niye abi? Merak. Kandırma beni. Hadi zeka küpüm. Hadi benim cimcimem. Vallahi çok işim var, hadi. Selçuk diye birini tanıyor musun? Evet, bu Dila'nın gereksiz asistanı. Ne olmuş? Dila'ya da ona da fazla güvenme, tamam mı? Yani bilmediğin şey değil aslında ama o evin içindeki kimseye güvenme. Sen bütün bu olan biteni nereden biliyorsun ya? Evin içinde ajanın mı var kızım? Vallahi doğruyu söyle, Füsun falan mı haber uçuruyor? Ay yok, daha neler. E ne o zaman, anten mi taktın? Bildiğimden değil, öngörü işte. Sonuçta senin ailen biziz, onlar değil. Dila'ya can borcum var diye de kendini ona çok fazla açma. Neticede Rıfat'ın kızı. Bu arada belki bilmek istersin. Babam öldüğünde biz emniyetteydik. Sebep? İfade falan mı verdiniz? O alçaklar seni götürdükten sonra annem kaseti Rıfat'a vermeye gitti. Kaseti verdi ama seni geri alamadı. Kaçtığını söylemişler ona. Annem de Rıfat'ı vurdu. Meryem yapma! Hatta kendi canına da kıyacaktı ama... bizim oradaki varlığımızı hatırlayınca yani... İki evladı daha olduğunu. O zaman vazgeçti. Sonraki birkaç günde annem gözaltında biz de emniyetteydik. Ne diyorsun sen ya? Annem
annem 20 yıl boyunca o evi sadece o zaman boş bıraktı abi. Annem senden hiçbir zaman vazgeçmedi. Seni bulabilmek için her yolu denedi. Ama başaramadı işte. Onu affet ya da affetme diyemem ben. Ama bir kere dinle abi. İzin ver birlikte iyileşelim. Bize ailene sırtını dönme. Çünkü sensiz asla tamamlanamayacağız biz. Geldim canlarım, geldim. Siz acıktınız mı? Kanatlarınızı mı aç? Oğlum. Bir şey mi oldu Kuzgun? Küçükken kuşlarını sevmeni izlerdim. Kafeslerini açtığında uçmayanları da dürterdin öyle uçsunlar diye. Sen de giderdin sanki onlarla. Yani uzaklara gitmek isterdin sanki de. Kuşlarınla yapardın bunu. Ben hiçbir yere gitmek istemedim oğlum. Yani tek istediğim sizin yanınızda kalmaktı. O gece buraya geldiğimde işte malum evde yoktunuz. Kuşlar yoktu. Sen o gece buraya mı geldin? Baktım ev boş. Kafesler boş. Of. Kuşları salacağız demiştim. Gideceğiz buralardan. Kuşları da salacağız. Bitti sandım. Beni bıraktın sen. Gider miyim oğlum hiç? Seni bırakıp gider miyim? Şimdi öğreniyorum. Sen kaseti o gün vermeye gitmişsin Rıfat'a. Buraya, babam buraya koymuş. Ben de onu alırken demek ki kuşlar
O gece ben eve koştum. Eve geldim. Sizi bulamadım. Eğer bulsaydım ne olurdu bilmiyorum. Unutabilir miydim? Bilmiyorum. Unutmamamın tek nedeni bu mu gerçekten? Yani seni evde bulamamak. Sarılsaydım geçer miydi yani? İkna eder miydin kalbime? Hemen affedebilir miydi o çocuk seni? Sen beni bırakıp gittin. Hiç kendini kandın. Sen beni o adamlara verdin. Senin ağzından benim adım çıktı. O anı lanet etmedim. Bir gün bile geçmedi. Bu dilime ağzım böyle kopurup atmak istedim. Yemin ediyorum. Neden? Neden verdin beni? Ha? Sen en güçlüleriydin. En akıllılara dayanırsın sandım. Kaseti götürecektim, alacaktım seni. Nereden bilebilirdim? Ne kadar uğraşsam da ben affedemiyorum seni. Niye? Olmuyor. Şuna mı soruyorum, vuruyorum her gün ama yok, olmuyor. Beceremiyorum ben. Affetmek istiyorum. Bak bana. Sana yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. Her gece seni affetmek için koyuyorum yastığa başımı. Bitsin istiyorum, bitsin gitsin. Olmuyor ama. Ya beceremiyorum ben. Nasıl unutacağım ben o adamın ağzından çıkışını Kuzgun'un annesi? Ben nasıl unutacağım kimsesiz geçen o 20 yılı? Ha? Beni bu hayatta yapayalnız bırakan, umutsuz bırakan o kadını ben nasıl affedeceğim? Ne olur bana söyle. Bana söyle ne olur. Bana söyle. Ne olur söyle. Bana söyle ne olur. Tamam bak böyle. Böyle. Böyle oğlum böyle bak böyle. Böyle. Böyle canım, böyle, 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 böyle. Keşke o kadar kolay olsaydı be. Keşke. Babamın ölümüyle alakası olan adamlardan haber var mı? Var abi var, güzel şeyler var. Bu adamlardan biri 15 senedir yurt dışında. İlerleme diyorum Cihan. Yol alacak şeyler lazım bana. Kötü giriş yaptım. İyi ihtimali sona sakladım abi. Ama bak diğeri, hapishane müdürü olan, o hala İstanbul'da. Çoktan emekli olup başka işlere geçiş yapmış. Anladığım kadarıyla parayı da kırmış. İyi, yaşamakla güzel yapmış. Bize de açık bir kapı bırakmış. Aynen abi. Naklini de isterim Can. Şu cezaevi müdürünü adım adım takip edin. Nerede ne zaman karşısına çıkacağım o mekanı da bir ayarlayın bakayım. Tamamdır abi ben de. Cihan. Aman ha. Abim. Ben senin yanındayım. Ben sana söz verdim. Eğer bir yanlışımı görürsen, bir yamuğumu görürsen... ...vallahi da billahi de acıma çek vur. Ama ne olursun. İkide biri bana ses göçürme be abim. O ne lan? Ya böyle seste dalgalanmalar oluyor ya, bana güvensizlik babında. Şu bakışlar filan, vallahi parazit oluyor be abim. Ben seninleyim abi, başkasıyla değil. Sana çalışıyorum ben.
Hem dervişten böyle öğrendim. Kendisi de olsa... O faslı ayırma. Şu hayatta o kadar çok kazık yedim ki... Bak bu kadardan başlıyor boyumu geçti. Şu son yediğim de en yağlısı. Anlıyorsun değil mi? İyi. Abi, bu hapishane müdürü var ya, yeğeninin bu akşam düğünü varmış ama mekanı daha öğrenemedik. Bir zahmet mekanını da öğrensinler o zaman. Tabii abi, üstündeyim. Sana ne yaptılar bulacağım baba. Kuzgun geldi mi Meral abla? Yok, gelmedi. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ah, hoş geldin. Kuzgun gelmedi daha. Arasana bir geç kalmasın yemeği. Bu sana geldi. Ah. O benim değil yalnız. Ama yine de alayım. Ne oluyor? Biraz aşağı inelim mi Şermin? İnelim de o ses sonundan hoşlanmadım yalnız. Bu ev giderek soluk alınmaz bir hal aldı. Ben de anlamıyorum ki neler oluyor. Anlamamız gerekmeyen şeyler oluyor Meral. Birileri adımıza karar veriyor nasılsa. Geliyorum hemen. Şermin, bugün bizim için ne yaptın? Hı? Ne hatlar karıştırdın bir söylesene. Üslubun gün geçtikçe anlaşılmaz bir hal alıyor. Babanın yokluğu seni geriyor, anlıyorum. Vuruldun, saçma sapan şeyler geldi başımıza. Kuzgun'la da belli ki oturtamadığın şeyler var. Ama bunların hiçbiri bana bu şekilde davranmanın mazereti olamaz. Geç bunları Şermin. Olur mu? Aa. Dilacığım kendine gel. Sonra konuşalım bence. Çünkü seni bu şekilde ben muhatap kabul edemem. Bu zarf bana değil. Sana aitti. Sana aitti ama şimdi biz ikimiz aynı adreste olunca... ben küçücük bir düzeltme yaptım Şermin'cim. İçindekiler de benimle alakalı olunca... haliyle ilk ben görmek istedim. Eğer benimle ilgili kafana takılan bir şey varsa... gel bana sor. Takip ettirmek ne ya? Bir kere parana yazık. Ne dediğini anlamıyorum. Peşime taktığın adam diyorum. Yakaladım diyorum Şermin. Şansına çok ödlekmiş. Anında öttü her şey. Senin benimle derdin ne? Ha? Bu evde kimse benden sır saklayamaz. Allah Allah. Ama şimdi o sırrın ne olduğuna göre değişir Şermin. Benim çatım altında değil. Bu çatı sadece senin değil. Bu çatı da benim. Bu çatının altındaki herkesin kontrolü de. Belki seni korumak için yapmışımdır.
Yapma Şermin. Mümkünse hiçbir şey yapma. Bu zarfın içindekiler var ya, eminim sadece benden sakladığın değil, bizden sakladığın birçok şeyin yalnızca bir tanesidir. Kim bilir? Belki de. Hakikaten ne varmış ya o zarfın içinde? Bu kadar önemli. Hakikaten Kuzgun ya, bak bakalım ne var. Ben de anlamadım bir saattir bu neyin tantanası. Ver hayatım onu. Dur hayatım. Merak ettim ben de. Şey değil mi ya bu? Senin... Aha evet. Heh. Asistanım Selçuk. Ha, avukatlık yaparken mi? Bir dakika. O zaman şimdi ne iş yapıyor senin yanında? Ay tamam tamam. Yani bana ne sonuçta? Ben yemeğe çıkıyorum. Siz de gelirsiniz. Sen neredeydin bu saate kadar? Babanla alakalı bir gelişme var mı? Ne? Yardıma gelince varım, sonrasında yok muyum? Olur mu ya? Sen hep varsın baksana. Hiç unutturmuyorsun kendini. Lafı çevirme Kuzgun. Sen ne saklıyorsun benden? Çok şey Dila. Çok şey. Hayırdır? Gerçekten evliymişiz gibi sakladığım şeyler üzerinden hesap mı soracaksın bana yoksa? Ona bakarsan sen de 50 tane şey saklıyorsun. Öyle ya da böyle çıkıyor ortaya gerçi de. Şermin sağ olsun. Saçmalama Kuzgun. İnanmıyorsun herhalde. Neye? Ya neyse işte. O adamla ne işin var hakikaten senin sürekli? Ha? Ben öyle merak ettiğimden falan değil de... ne bileyim yani bir resim çiziyoruz biz dışarıya, anladın mı? Böyle çok maddeden çok tırışık oluyor bu evlilik. Sen beni kıskanıyor olabilir misin? Ya Dila bir git. Bayılıyorsun her andan romantizm çıkarmaya. Sanki 50 tane şeyle uğraşmıyormuşuz gibi bir de senin taşı sıkıp duygu çıkarmanla uğraşıyoruz. Sen beni kıskanıyorsun. Ha kıskanıyorum ha. Köpek gibi kıskanıyorum, oldu mu? Çeki düzen ver o yüzden kendine. Hayret ya. Hay Cihan. Abi bu hapishane müdürünün yeğeni var ya. Düğün mekanını öğrendik. Boz Otel'de olacakmış düğün. Hapishane müdürü kesin orada bu akşam. Boz Otel mi? Ne varmış otelde? Abi yenge mi o? Vallahi eğer gideceksen en lazım kişi kendisi. Ben de onu ikna etmen lazım diyecektim. Ben kendim gelirim. Ne gerek var? Abicim malum düğün bu. Eşli gidilmesi zaruri. Ha bu arada güvenlik üst seviyede. Silah milah aman diyeyim abi sakın. Çok önemli davetliler var. Özellikle de kız tarafı çok mühim. Düğüne gidiyorsak acaba toplasam mı saçlarımı? Acaba nasıl giyinmek lazım oraya? Sen nasıl anladın ya hemen? Çakal yavrusu musun kızım sen? Gerçi biraz öyle tabii. İnternet sağ olsun canım. İyi tamam ama bak benim bu akşam orada biriyle görüşmem lazım. Öyle ayağıma falan dolanacaksan hiç gelme daha iyi.
Ben dolanmışım zaten sana. Ayağına mı bilmem. Bana daha çok boynuna gibi geliyor. Hayır yani gelmem benim için de lazım. Yoksa zaten kalkışmazdım da. Hı hı. Tamam tamam. Kimi görmeye gidiyorsun? Ne yapacaksın herhangi biriyle? Boş ver. Her şeyden soruyorum. Asla sıkıştıramayacağım bir yerde sıkıştırmaya çalışacaksın ya. Çok merak ediyorum, orada olmam lazım. Dilersen şimdi komplo teorilerine bırak bu hafiyelik yapmayı da. Şeyi söyle. Neyi? Davetiyemiz yok, nasıl yapacağız? En klasik şey. Kız tarafını erkek tarafıyız, erkek tarafını kız tarafı izleyeceğiz. Ya davetiye neredeydi ya? Buralarda olacaktı. Ah, LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun sana söylemiştim yaptır diye. Çok özür dileriz. Mesela. Allah Allah. Bir de hazırlanmamız lazım. Ne giyeceğim ben? Klasik. Siyah takım elbise. Beyaz gömlek. Sana yakışıyor. Bazen gerçekten evliymişiz gibi zannediyorum ha. Kur'an çarpsın. Çantan falan her şeyin hazır mı? Hı hı. Hey. Kuzguncuğum sakin. Ver kurunu. Tamam ya, ne kızıyorsun? Daha önce ne böyle afilli mekanlara geldik ne de karımız oldu yani. Ne yapalım, ne bilelim? Hızlı öğrensen yeter. Zaten kafamıza vura vura üretiyorsun maşallah. Yemin ediyorum bu işler için doğmuşsun sen ha. Gerçi kafanı kaldırmamışsındır o cemiyet partilerinden. Deplasmanlı olan biziz. Ne çok konuştum kuzgun. Ama ne çok. Bana bak. Yakalanırsak rezil olmayalım el aleme. Bana bir şey olmaz da. Seni manşet yaparlar. Sen eğlenmene bak. Ben faaliyetteyim, merak etme. Ya Allah aşkına kolum nasıl, dibim nesin? Nasıl bir faaliyette olabilirsin? Allah aşkına anlat da ben de bileyim. Göstereyim. Aa, Orçun, Tunç. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bak, bak. Ya Tunç, görüşmeyeli 100 yıl oldu. Aynen. Asırlardır olan yalnızlığına ben son verdim diyelim. Sizi eşimle tanıştırayım. Kuzgun. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. Bu olmadı ama. Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak, havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. Peki şey, siz mi organize ettiniz düğünü? Tabii ki de hayatım. Konseptten belli olmuyor mu? Evet, evet. Ya biz de LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun'a söyledim, o yaptıracaktı ama atladın herhalde. Biz de işte hani ne yaparız diye öyle bakıyorduk, sizi gördük. Şans işte. Davet listesinde, o yüzden sizin isminiz yok. Büyük ihtimal hayatım. Bir bakalım. İyi. Bir işe yarıyorlar var ya. Sus artık. Hadi sok bizi içeri karışım. Hadi. Şüphen olmasın kocacığım. Bakalım. Şöyle yapalım. Bizim bir tanış var da. Mustafa ay verdik. Onun yanına oturursak makbule geçer. Ayarlayacağız hayatım.
Yani olabilirse bir bakarsınız. Şu kravatını bir düzelteyim sevgilim. Düğün ekimin için geldiğimizi benden sakladığın çok iyi oldu. Sanki anlamamıştın çakal karım benim. Ayarladım hayatım, buyurun. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sen beni kıskanıyorsun. Hı? İstediğin kadar inkar et. Sen beni kıskanıyorsun. Güzel kızmış. Huri. Yani o kadar da değil. Ama tabii sana nasıl göründüğü önemli. Kızın adı Huri, adı. Ha. İyi. İsmi de güzelmiş. Huri Hanım. Sana zahmet olmazsa bana da bir soda verir misin? Ne demek işimiz bu? Olsun. Sen yine de 50 defa git gel yapma. Bir gittiğinde getirirsin bana. Peki. Vay be kuzgun. Demek bak nezaketli olman gerektiği zaman nasıl olabiliyor musun? Bana gelince hep odun ama. O Huri'ye özel. Demek sen Esmer seviyorsun. Nasıl muhabbet ya, basker arkadaşı gibi. Neyi var ya? Allah Allah. Bazen gerçekten kendini kocam sanıyorsun. Ya adamı bir yalnız bırakmadılar. Hadi be hadi. Aile düğünü bu. Tabii ki yalnız kalmayacak. Hayır, bir damacana su içti, hiç tık yok. Alemsin. Sen de başka alemsin. Şuraya bak, bir pasta yedin, ağzın yüzün çikolata, çocuk gibi. Neresi? Çocuk gibisin. Ama çikolatanın tadını bilmiyorsun. Onu ne yapacağız? Yok. Biliyorum tadını da, onun içinde bir... insanı yalandan mutlu eden bir şey var. Hoş değil. Serotonindir o. Hay maşallah. Bak işte ha, bak işte ha. Su işe yaradı. Hı? Çikolatam dikkatini dağıtmış olabilir de. Senin adam diyorum. Bana tuvalete gidiyor gibi görünüyor.
telefonu açma. Kuzgun açma. Kuzgun Cebeci. Kimsin? Ben Ferman Koruoğlu. Baban hayatta. Bana inanmanın yolu çok basit. O mezar boş. Ne oluyorlar? Mezarı kaz. Cevabını orada alacaksın. Şimdi telefondaki ne söyledi? Kuzgun ne oluyor? Kimdi telefondaki ne dedi? Hemen gel, hemen çıkmamız lazım. Gel. Gel. Kuzgun, verirsek buradan çıkamayız. Benim hemen çıkmam lazım burada. Ne oldu içeride? Bir söyle. Adamı halletmiş biri. Anlamadın mı? Ya niye? Bilmiyorum Dila. Bana söyleyeceklerini engellemek için herhalde. Bilmiyorum. Peki demek ki bana kimmiş? Onu da bilmiyorum. Bu akşam öğreneceğim galiba. Benim hemen bir yere gitmem lazım. Ben de geleceğim seninle. Hayır, sen benim arabayla git eve. Ben taksiyle hallederim. Kuzgun, lütfen dikkat et kendine. Ben merak edilecek yere çoktan geçtim. Mesele burasıysa bak, dert etme. Bak, senin üzerine kalamaz. Ben şahidim. Dila, hadi. Hadi. Bana bak. Takip etmeye falan da kalkma. Tetikteyim, sakın ha. Cihan, dediğim yere gel hemen. Bir tane de makine getir bana. İki tane de sağlam adam. Hadi.